Çocukken en çok hangi mesleği yapmak istiyordunuz? Benim kısa çıkara hayvanat bahçesinde çalışmaktı çünkü hayvanları tanımak ve onlarla vakit geçirmek bana çok havalı geliyor. Ama aynı zamanda internette bu iş için dünyanın en pis işlerinden biri olduğunda yüzlerce sitede okudum. Bugün bu hayalimi gerçekleştirmek için MR Akvaryum'a geldiğim ve görmüş olduğunuz bu 5 hayvanın bakıcılığıyla ilgileneceğim. Tabii ki de bunu tek başıma yapmayacağım. Emre hocam gün boyunca bize yardımcı olacak. Genel olarak hayvanların kontrolüyle başlıyoruz. Tankların temizliği, akvaryumlarda dalış yapıp temizlik yapıyoruz. Tamamdır o zaman. İlk görevimizle başlayalım. Çünkü bugün ona kadar bunların hepsini yapmamız gerekiyor. Daha sonra ziyaretçiler gelecek ve genel akışına geri dönecek burası. O yüzden yapmamız gereken işleri ona kadar hızlıca bir şekilde yapmamız lazım. Neyse bugün birazcık zorlu olacak ve bazı korktuğum hayvanlarla yüzleşmeliyim ama umarım bugün güzel arkadaşlıklar edinebilirim. İlk ilgileneceğimiz hayvanımız rakunlar. Bence kediye benziyorlar. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Rakunlara kedi gibi dediniz ya. Pek o kadar uysal değiller. Eğer canlarını sıkabilirsek zaten içeri girince de bir hırlarlar de. Biraz böyle ters bir hareket yaparsak. O yüzden çok mesafeyi koruyarak dikkatli bir şekilde işimizi yapıp çıkacağız direkt. Hocam siz çok kitlendim bakın hocam. O bana tutuldu. Yani kısaca işimi çıkayım, fazla uzatmayayım. Hocam gerçekten çok içim rahatladı. Ben biraz korktum. Teşekkür ederim. Bir tam bunun önünde girmeden önce bilgiyi vermeniz. Bu arada içeride bir sürü kemercan parlak var. Şimdi ne yapacağız hocam? Biz rutin olarak geldik. Sabahları bunlar belli noktalara dışkılamış oluyor. Onları topluyoruz, alıyoruz. Elleriyle camlara dokunuyorlar, leke yapıyorlar. Onu bir temizleyeceğiz. Daha sonrasında yemleri hazır olduğunda gelip yem vereceğiz. Ben hazırım, let's go gidelim. Cesaretimi topladım. Daha toplayamam herhalde, gidelim. Ben mi giriyorum hocam? İlk siz girseniz olmaz mı hocam? Selamünaleyküm. Yanlış üstüme zıplamazsınız değil mi? Hocam korkarım, yapmayın. Gerçekten mi? Hocam diyor ki kafanın üstünde, oha. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Hocam şu çok kitlendime bakın hocam. Şu, o bana tutuldu. O babaları çünkü bunların. Kafama zıplayacak gibi duruyor. Sakın kafama zıplama. Bak şapkamı yeni aldım, tamam mı? Tek derdim bu olsun gerçekten. Oo, nasıl kakalarını yapmışlar oğlum. Ya var ya, annem evde tuvaleti temizle dese temizlemem. Yaptığım işlere bakın ya. Allah'ım bu nasıl bir koku? Bayağı da bir kokuyor. Tam altlarında var. İnanılmaz. Çekil bakayım orada. Hocam gerçekten bu kadar yakınlaşacak mıyım? Oğlum götlere bakma. Bak bu hırlıyor sürekli. Bu var ya bana tutuldu bak. Bak bu bana tutuldu kanka. İnternette yaptığım araştırmaya göre rakunlar sosyal becerileri az olan bir hayvanmış ve bunu zaten bakışlarından görebiliyorum. Ne bakıyorsun öyle? Hırlama bana, hırlama. Camını siliyorum burada, birazcık hürmet et ya. Dışkıları temizleme işi zorluydu. Böyle küçük kırk hayvanlardan nasıl bu kadar çok kaka çıkıyor anlamadım ama bir şekilde hallettim ve üstüne camları da temizledim. Neyse son olarak mamalarını vermem gerekiyor ama bunu elimle yapacağım. Biraz korkutucu. Rakunları tamamladık. Çok tatlı hayvanlardı. Sadece bana alışmaları biraz geç oldu. Sıradaki hayvanımız Susamuru. İsimleri var mı bunların mesela? Bunların demem hoş olmadı, hayvanların. Susamurumuzun ismi Pinky. Pinky, ey ne tatlı bir isim. Geldiğinde yavruydu, burnunun üstü de pembeydi. Oradan dolayı işte ismi Pinky kaldı, Pinky olarak kaldı. Burada girince ne yapacağız? Rutin olarak yine yerleri bayağı bir suyla yıkayacağız. Ve Susamurunun havuzu var. Bu havuzun da suyunu günlük olarak tazeliyoruz, yeniliyoruz. Çünkü suda vakit geçirmeyi çok seviyor. Yüzüyor, dalıyor, çıkıyor. Susamuru için çok heyecanlıyım bu arada. Hocam bu çok hareketli ya. Giriyorum hocam. Gireyim hocam. Bir tane değil mi hocam bunlar? Ağır kokuyor, bayağı ağır kokan bir hayvanmış. Seveyim mi? Sese baktın ne güzel bakıyor. Hocam hiç güzel bakmıyor. Çok sert bakıyor hocam. Yok yani deli oluyor şu an. Bıraksanız ne yapar? Evet hocam bıraktı. Şimdi gelecek bana. Hoş geldin. Isırmak. Isırmak. Koklayabilirsin sonsuza kadar, hiç sorun değil. Tanı beni. Ben Murat Kurtaran. 24 yaşındayım. Üstüme çıkma. Hocam alır mısınız? Sevdin mi beni? Ayakkabım fileli, çek tırnakları. Size Pinky hakkında eğlenceli bir gerçeğim var. Susamurlar en sosyal yapıya sahip hayvan türlerinden biriymiş ve zaten bunu fark ettim. Ayakkabılarımı fazla sevdi. Ve ben yuvasını yıkarken o da havuzuna girip oynuyordu. Çok rahat bir ortam vardı. Sanırım annem de odamı temizlemeye geldiğinde böyle hissediyor. Annem bana odamı toplatamıyor bak. Odamı ben toplamıyorum. Burada geldim Pinko'nun evini, kafesini temizliyorum. Pinky'den sonra Emre hocam hadi gelin sizi karantinadaki hayvanların yanına götüreyim dedi. Ama karantinadaki hayvanların ne olduğu hakkında pek bir şey söylemedi. Bizi dar koridorlardan geçirip bu kapının içerisinde gelecek bir şey yok dedi ve... Mesela buraya çekince ama yılan çıkabiliyor. İnanılmaz. Hiç beklemiyordum oradan öyle bir anda çekince yılan geleceğini. Evet sıradaki hayvanımız yılan. Arada alıp temizliyoruz. Ama bugün onu Murat Kurtaran yapacak mı? İş kapsamında yılan kakası temizlemek var mı? Var. Ben niye restoran gezmeye devam etmiyorum? Hocam ne yapıyorsunuz hocam? Altını temizlerken biri tutacak mı?
Siz. Nasıl yani? Siz tutun ben tabii nasıl bir eski arkadaşıma benzemiyor mu? Dedim. Değil mi? Sen benim bir arkadaşımı çok andırıyorsun sen. Nereden çıkıyor bu kakalar ya? 40 yıl düşünsem yılan kakası temizleyeceğim aklıma gelmezdi. Hatta kaka yaptıklarını bile bilmiyordum. Her şey bu video için, o yüzden lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yılanların kaka yaptığını görmek beni merak ettirdi ve ChatGPT'ye yılanlar kaka yapar mı diye sorduğumda bana sadece haftada bir kere kaka yaptıklarını söyledi. Evet, sanırım kabızlar. Peril var mı hocam? Çok öyle bir havası var şu an buranın. O beni çok tedirgin ediyor. Evini temizledim bak, beğendin mi? Mesela bunlar gerçekten çeşme suyu mu içiyor, gidip yok, özel market yani. Arıtma mı kullanıyorsunuz? Tamam, ne atarlanıyorsun, şaka yaptım. Yani normal içme suyu, ondan ekleyeceğiz. Bir bakıyorum. Erikle. Yılanlar zıplayabiliyor mu hocam? Sıçrıyor öne doğru. Harika bir falan, çok güzel bir soruydu. Bunun şu duruşunun asaletine bakar mısınız? Çek, bebeksi terini çek. Beni yer mi? Zaten dikkat ederseniz böyle cama yaklaşınca o da bize yani böyle ilgili insanlara karşı. Emre hocam bizim için bir sürpriz daha hazırlamış. Yılandan sonra bir tane daha sürprizi kaldırabilir miyim bilmiyorum ama bize sırada bir tane daha yan görev var dedi ve sırada kahvaltı zamanı var. Yani genelde kahvaltı zamanı var dediğimde ya Starbucks'ın önünde oluyorum ya da başka bir kafenin önünde oluyorum. Çünkü kendim kahvaltı ediyorum. Bu sefer kendi kahvaltım için değil, içeride gördüğünüz bütün balıkların kahvaltısını hazırlamaya yardımcı olacağız mutfakta. Ben az önce içeri ufak bir göz attım. Kokudan başım döndü bak. Yalan söylemiyorum, hayatımda en uzun süre nefes almadan durduğum vakit olabilir ama alışıyorsun, hiç sorun değil. Hazır mısınız hocam? Siz her zaman hazırsınız. Edis geç bakalım. Yumurta kırmayı yeni öğrenmiş biri olarak buradaki onca balığın sağlığını benim ellerime bırakmaları gerçekten gurur verici. Küçük balıklarımız için kıyma şeklinde karides, midye, gümüş. Kokoreçe benziyor bu arada. Kokoreç gibi. Yemek yerken izliyorsanız bu kısmı atlayın bence. Benden size ufak bir uyarı. Midem kalktı galiba. Uf, de ben balık hiç sevmem. Tam yerindeyim değil mi şu an? Bakmadan doğursam olur mu? Doğruyor muyum? Oğlum çok zor. Hayatımda daha zor bir şey yapmadım bu arada, yalan söylemiyorum. Kıpkırmızı oldum şu an, bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Yani baklava yapıyorum, kendi parmağımı bile kesebilirim şu an. Yemekleri hazırladıktan sonra ilk olarak karantina tutulan balıkları besledik. Aa, Mr. Beast'in yediği balık bak videoda, balon balığı. Bu gördüğünüz... Karantina balıklarını beslemek eğlenceliydi. Fakat bunca yemeği sadece bu balıklar için hazırladığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sırada besleyeceğimiz balık türü piranalar var. Dum 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 dum. Evet, ortamı biraz germek istedim, o yüzden böyle gergin bir müzik tercih ettim. Neyse, piranalar keskin diş yapısı ve güçlü çeneleriyle biliniyor. Ve üstüne çocukken benim gibi pirana filmlerini izlediyseniz bunlardan korkuyor olmanız çok muhtemel. Şimdi sırada pirana beslemek var. Piranaları besleyeceğiz. Nasıl oluyor hocam? Kısaca bize anlatabilir misiniz? Piranaları serginizin üst kısmı açık olduğu için merdivenle çıkıp yukarıdan gümüş balıklarını piranalara atacağız. Benim merak ettiğim bir şey var. Benim hiç sevmediğim influencer bir arkadaşım var. Onu buraya getirsem. Hani anladınız. Açık açık söylemeyeyim. Bir güzellik yapar mısınız bana? Olabilir. Tamam. Tamam, biz bunu bir konuşalım. Allah'ım, umarım yanlışlıkla tenekenin içine düşmem. Hiç aşağı olmaz. Mesela ben bir şey merak ediyorum hocam. Yanlışlıkla içine düşsem bana bir şey yaparlar mı? Ben çocukken çok zor ölüm izledim. Böyle manyaklıklarım var benim. Annem izletmemeleri gerekiyordu bana öyle şeyleri. Biraz hayvanların açlık durumuna bağlı. Ne? Aldım ben cevabımı. Atıyorum. Geliyor. Mamanız geliyor. Hoppala. Bak şunu gelip alacak şimdi bir tanesi bak. Hoppala. Doydunuz mu lan? Açım. Doymuşlar herhalde. Hiç oralı olmuyorlar yani. Piranaları beslemek eğlenceliydi. Sanırım Emre hocam vahşi hayvanları sevdiğimi düşündü ve bana buna sana son bir sürprizim daha vardı ve üstüme ne olduğunu anlamadığım güvenlik ekipmanlarını giydirip iki farklı kilidi olan bir kapıya getirdi. Can beni yem etti, yem önce beni çıkardı, farkında mısınız? Şey yokmuş ya, korkulacak o kadar bu arada burada. Oğlum, mesela bu ne yiyor hocam? Ne yiyor? Kırmızı et yiyor, tavuk eti yiyor, bazen balık yiyor. Yani çeşitli yemlerle besliyor. İnfluencer yer mi? Timsah beni çok umursamadı. Üzülsem mi bilemedim ama gerçeği böyle dans eden birini görsem ben de çok umursamazdım. Sıradaki hayvanımız penguenler. Hocam şu ana kadarki performansım hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten dürüst yorum yapın, kalbim kırılmayacak, üzülmeyeceğim. Açıklayıcı yeterince. Yani ilk gün için değerlendirirsek gerçi normaldi ama genel olarak böyle işler bitmez bu şekilde. Bütün hayvanlar aç kaldı. Ama yani korkmanıza rağmen cesaretinizi toplayıp giriyorsunuz, hayvanlara temas ediyorsunuz, besliyorsunuz. Ben rakundan beklemiyordum. Rakunu elle yedirebileceğinizi tahmin etmemiştim ama yani takdir ettim onu. Korkmanıza rağmen. Çünkü video hocam ekmek parası. Biz de buradan para kazanıyoruz. Şimdi sırada penguenler var. Penguenler için ne yapmamız gerekiyor? Görevlerimiz neler? İlk 3 görevimiz nedir? Şöyle ilk olarak
olarak bu hayvanların yaşadığı kara alanı var. Hem su alanı hem kara alanı. Kara alanını güzelce temizleyeceğiz. Daha sonrasında suya girip sudaki işte dipteki taşları altını temizleyeceğiz. Canlılarını sileceğiz ve daha sonra ortam parametrelerini bir kontrol edeceğiz. Çünkü her hayvanın yaşaması gerektiği bir parametre var. Sıcaklık, suda yaşıyorsa tuzluluk, pH vesaire. Bir onları da bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra tamamdır, anladım. Bu bayağı bu arada diğerlerine kıyasla zor bir görev. Çünkü suyun içinde olmam gerekiyor. O bir tık gözümü korkutuyor benim. Ama yapacağız. Yapacak başka bir şey yok. Bugün buraya bir görev için geldik ve bu görevi tamamlayacağız yani. Hadi let's go, gidelim o zaman. Hayda, oha. Oha. Burası çok güzel ya hocam. Serin, kötü kokmuyor. Ben burada yaşarım yani bu arada. Ama yine de temizleyeceğiz tabii. Yerde taşların arasında dışkılar var. Ama yani bunların dışkısı bir rakun dışkısı gibi değildir diye düşünüyorum. Rakunlar bayağı bırakmış yani. Daha bunlarınki akışkan, akıyor gidiyor. Tamam, harika. İlk olarak hortumla kara alanını temizledim ama kolay olmadı. Çünkü penguenler günde 4 kez kaka yapabiliyormuş ve burada yaklaşık 15 tane penguen var. Ne kadar çok kaka olduğunu siz tahmin edin. Buradan bir yerden bir tane falan çıkmaz değil mi? Ya sağdan soldan. Ne haber Ediz'ciğim? Ne haber? Sırada en zor kısım penguen havuzunu temizlemek var. Bunun için gördüğünüz tulum kıyafeti giymeliyim ama şu ana kadar gördüğüm en zor giyilen kıyafet olabilir. Biraz hızlı sürecek. Ama ben biraz ters giydim. Bir yamukluk var şu an bunda ya. Bu işte bir terslik var ama. Bilekten sıkıyor olabilir. Şu an? Ya bununki gibi değil, bu bayağı. Evet, bu kısım biraz utandırıcıydı çünkü 3 saat önce tanıştığım bir adamın abartmıyorum 6 dakika 38 saat boyunca bu kıyafeti giymemi beklemesiyle geçti ve sonunda giyildi. Şu anda bir tane ayağım olmadı. Ya ayağım yamuk duruyor. Sanki bir topuklu ayakkabı giymişim gibi ayağım şu şekilde duruyor. Hani bu şekilde girsem düşer miyim? Ufak bir şey yapıyorum şu an, alıştırma. Refile alıştırması. Nasıl gözüküyorum bilmiyorum. Atlayayım mı? Güvence atlayışı. Allah'ım inşallah su almam ya. Ya kaçmayın ya. Instagram'a post lazım çocuklar. Kaçmayın, buraya gelin. Like almak lazım. Bak babanızın like'a ihtiyacı var. Buraya gelin. Nasıl gireceğim hocam? Kaldım burada. Bombalama atlasam. İnanılmaz. Moonwalk yapıyorum. Ne yapacağım hocam? Heh, sileceğim. Bunda şu an neden bilmiyorum. Cam sineği unut. Heyecandan herhalde. Final olarak camları temizledim ve penguenlerin yaşam alanını elimden geldiğince iyi bir hale getirdim. Akvaryumda bir gün geçirmek ve yeni arkadaşlar edinmek harika bir deneyimdi. Ayrıca burada çalışan herkes yaptığı işe çok saygılı ve tutkulu. Kişilerini o kadar çok seviyorlar ki hayvanlara bakıcılık yapmak için ülkelerinden ve ailelerinden binlerce kilometre uzağa Dubai'ye gidebilecek kadar. Evet, Emre hocamın işteki son haftasıymış ve Dubai'deki akvaryuma çalışmaya gidiyor. Ülkeden gitmeden önce bana hayvanlar konusundaki korkumu yenmek ve meramı giderme konusunda yardım ettiği için ayrıca teşekkür ederim. 10 yaşındaki Murat görse gurur duyardı. Yani gerçeği videonun çıkışı için nasıl bir konuşma yapacağım bilemediğim için yine böyle duygusal bir saçmalıklar yaptım. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla video için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben kaçıyorum. Bay bay. Sizi maymunlarla baş başa bırakıyorum.